Merhaba değerli seyirciler. Aslan Çil ve Ömer Necati Albayrak Fanatik Gazetesi'nden Arda Turan'la röportaj yapmışlar. Enteresan sözleri var Arda Turan'ın. Son dönemlerde okuduğum en geniş röportaj diyebilirim. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlarımı kutluyorum. Öyle mi? Baksana. Evet. Böyle bütün şeylere koymuşlar. Böyle mizampacı da enteresan evet. Olmuş. Okuması yani da kolay. Şeyler güzel falan da var. Yani. Çünkü bize çok sorulmuyor o tip şeyler. Hani en sevdiğim filmden, işte ilk arabandan falan, o hani detaylar da var i̇lk ya. İlk araba neymiş? Var mı? En sevdiği film, pardon, ki. Olmaz. En sevdiği filmi söylüyor. Gladiatör'ü seviyormuş. Forrest Gump'ı seviyormuş. Rocky serilerini seviyormuş. Shawshank Redemption, Esaretin Bedeli. Hababam Sınıfı. Bir de Baba serisi. Çok var onlar. Güzel. Şey, IMDB'nin ilk onunu yazmış. Saymış. Doğru. Eşkıya. Hı hı. Dünya Hükümdar Olmaz diziler de var. Blacklist, Adı Efsane ve Game of Thrones. O da IMDb'de var galiba, değil mi? Bilmiyorum ama ben de onları seviyorum. Bak, bak uyumlusunuz. Sen sevmiyor musun Game of Thrones falan? Ben Game of Thrones seyretmiyorum. Öyle mi? Protesto ediyorum. En sevdiği, çok üzülmüşlerdir. En sevdiği stat Ali Sami Yen. Ama eski Ali Sami Yen. Artık yok. Bir de şu var, onu da okuyayım mı? Bunlar güzel. Bir de her yerde Arda var diyorlar. Ya, çok özür dilerim, ilginç bölüm var. En sevdiğin stat eski Ali Sami Yen. Rakip olarak en etkilendiğin stat eski Ali Sami Yen. Manisa Spor'la gelmiştim diyor. Aşığım stada. Prekazi'nin bir cevabı var, gözlerim dolar. Aslan Tepe'yi çok sevmedim diyor. Neden abi, eskisi mi kaldı? Ne güzel yeni stat işte diyorlar. O da olsun, babam da öldü ama onu hala çok seviyorum diyor. Açıkçası aynı statta aynı sıcaklığı bulamıyorum. Mesela Beşiktaş'ın stadı için, İnönü sıcaklığını veriyor diyorlar. Aynı yere yapıldı diye herhalde, merak ediyorum açıkçası demiş. Veriyor mu aynı havayı hakikaten? Veriyor değil mi? Akademi aynı havayı vermiyor, başka bir hava veriyor ama. Başka bir özel bir hava veriyor. Evet. Ya İnönü stadı böyle bir... Ya yine aynı yere gidiyorsun ya. İnönü stadı yani şey vardı, eski İnönü stadı. Böyle şimdi bu stada gidince böyle bir maç heyecanı geliyor insana. Eski stada gelince böyle bir oturup boğazı seyredesin geliyor. Biraz hani belki de ters işliyordu biraz. Enerjisini alıyor olabilir yani stad. O oyunla, takımla da ilgili olabilir, olabilir. Dönemsel olarak. Arada maça bakıyorduk işte öyle evet. Boğazdan kafayı çevirip. Diyor ki Arda. Her yerde Arda var diyorlar. Tabii ki ben olacağım. 100 yıllık tarihe baksınlar, kaç tane Arda Turan var. Fazla mütevazılık kibir göstergesidir. Evet, o çok iyi ayarlamak lazım. Şimdi bu gazetedeki şu manşeti oku. Ne diyor? Arda Turan gibisi 100 yılda bir gelir. Bu doğru mu? Doğru. Yani şu manşet, şunu mesela sen yazsan bu haberi, böyle bir manşet atsan tamam. Tabii. Ama bunu Arda'nın kendisiyle ilgili böyle bir şey söylüyor olması... O sınır biraz sallanıyor yani, gibi sanki. Evet. Hani... Söylediği şey yanlış mı? Değil. Yok değil. Ama işte bırak, neden bunu söylemeye bırak seni gerek başkaları var? Övsün. Biz söylüyoruz zaten bunları. Hmm. Neyse güzel boş ver. Hayır güzel boş verdim. Arda niye bunu söylüyor? Ben ihtiyaç hani, duyuyor herhalde. Böyle bir şey ihtiyaç. Böyle bir şey ihtiyaç duyuyor. Duymasın diyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Arda anladığım kadarıyla o Instagram'da, Twitter'da filan yazılan her cümleden çok etkileniyor. İşte onu diyorum ben de. Ben oraya getirmeye çalışıyorum. Her cümleden çok etkileniyor. Etkilenmesin. Bence de gerek. Oralar öyledir. Yani şeyde sabah sosyal medyada da konuştuk. Ne kadar yükselirsen o kadar sert, eleştirilerin de o kadar sertleşecektir. Rüzgar sertleşiyor tabii. Rüzgar sertleşiyor. Aynen öyle. O yüzden çok fazla mesele etmemek lazım. Yani hani mesele etti mi bilmiyorum ama şu cümlesinden sanki mesele etmiş gibi geliyor bana. Arda çünkü mütevazı bir insandır. Evet, kendisiyle dalga geçebilen bir insan. Evet, evet. Biraz herhalde o, bence o hani mesela benim söylediğimden o kadar dert etmez de bir tane böyle bir hayranının Instagram'da yazdığı sen de bilmem ne falan demesi, o ondan etkileniyor. Ben onu hissediyorum. Ama işte diyorum ya, o tartışmaları ya gene konuştuk ya sabah. Ya biz de mesela NTV Spor Servisi. Hepsi futboldan, spordan çok iyi anlayan. Hakikaten
hayatı spor olan, ekranda görünmeyenler de dahil. Ekranda görünen, görünmeyen bir sürü insan var. Bu hakikaten en iyileri bence bir de piyasanın bunlar. Ve bunlar tartışırken mesela Ronaldo mu Messi mi tartışması yapılırken bir görsen biliyorum canım. İnanamazsın yani. Sen de yani biz de ya gerçi biz de dahiliz o tartışmalara. Kendimizi niye ayırdık bilmiyorum ama da. Ama bizde şey yok yani. Messi de topçu mu kardeşim yok. İçeride oluyor bazen. Emin ol bizde de var o. Zaman zaman oraya. Messi topçu değile kadar veya Ronaldo topçu değile kadar geliyor tartışma. Çünkü sinir zıplıyor. Çünkü futbol muhabbeti öyle böyle yapılır. Böyle oluyor evet. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Arda ile ilgili, kendisiyle ilgili söylenmiş böyle sözler işte o futbol tartışmalarının, insanların, futbol izleyicisinin bir üslup. Doğru mu, yanlış mı? Ama öyle yapılıyor. Doğru. Dolayısıyla bunları çok fazla mesele etmemek bence lazım. Bence de. Geçen sene İstanbul'a geldiğim gün sayısı 8'i geçmemiştir. Ben buralardan gidince göreceğiz. Barcelona'ya, Atletico Madrid'e kaç tane oyuncumuz gelecek? İnşallah çok gelir ama haklı. Ama şöyle de var. Şimdi Arda gitti. Neden söylemiş onu bilmiyorum. Bir tane daha olumlu bir örnek giderse artık üçüncüsünde şöyle oluyor. Diyorlar ki bu dükkan iyi. Buradan iyi geliyor. İyi ürün geliyor. O zaman biz potansiyel olanları bakalım. Da alalım. Bir bakalım şuraya değil mi? Fransa yıllardır bunun ekmeği. Bir tane Zidane çıktı hala ekmeğini yiyor onun. Evet. Yani sürekli yeni Zidane, yeni Zidane, yeni Zidane hala yeni Zidane arıyorlar. Yok öyle bir şey. Şimdi Arda bir tane daha Emre, şimdi Nihat başarılı oldu, Arda başarılı oldu, Emre başarılı oluyor. Bir tane daha, bir tane daha bir süre sonra diyecekler ki ya Türkiye iyi dükkan abi, kim alsak oluyor oradan. O zaman 17 yaşındaki çocuğu da alacaklar. Öyle. Ülkenin gençlerine bir örnek, hayal olabiliyorsa kıymeti bilinsin bunun. Bugün dünyanın en büyük maçında Barcelona PSG tarihin en büyük maçında en kritik anda kurtarıcı olarak oyuna giriyorum. Adam diyor ki ne yaptın 6-1'lik maçta? Ne mi yaptım? Sen hangi gözle izliyorsun maçı veya nasıl bir bakış açısıdır? İyi değil kötüyü görüyoruz. Anlatmak istediğim bu. Eleştiri olur ama iyisini güzelini görmek önemli. Doğru. Eleştiri olur ama iyisini güzelini görmek önemli. O futbolcu da olmasaydın ne olurdun? Çocukken pilot olmayı çok istiyordum. Bir de siyasetçi olmak istiyordum. Gülüyor. Kalbimdekini söylerim her zaman. Bu da benim böyle benim için. Siyasetçi olmak istiyormuş. Bak olabilir. Hı hı. Annem benim hep çok iyi bir insan olduğumu söylüyor. Bu bana yeter. Gerisi önemli değil. Nasıl güzel bölümler var. Benim hayatıma kim sonradan girip gelir eve misafir olursa der ki ya Arda biz seni böyle bilmiyorduk. Benim hayatımda düzenli yemek yemek zorunluluk, öğlen uykusu zorunluluk, belli bir saatte yatmak zorunluluk. İnsanlar sanıyor ki ben böyle bütün gün geziyorum, yiyorum, içiyorum, uçaklar, tatiller falan. Arada bir de top oynuyorum. Böyle bir şey yok. Eğer ben vücuduma iyi bakmasaydım burada olabilir miydim? Tabii öyle yaşamazsa Arda neden Paris Saint Germain maçında kurtarıcı olarak oyuna girsin? Giremez. Giremez. Dolayısıyla gerçekten Paris Saint-Germain maçında oyuna kurtarıcı olarak girdi ve görevini de yaptı bana evet. Sorarsan. Onunla ilgili de şunu şöyle demiş. Sonra işte bir anlar var orada. Benim topu kaptırır gibi olma anım mesela. Orada şöyle bir şey var. O topu içeriye doldurmak çok kolay. Ama bilinçsizce doldurmaktansa geçip kurtulup bir şeyler yapmak önemli. Artık son şanslar zaten. Deniyorsunuz bir şekilde. Asıl o dakikada o çalımı deneyebilmek insanı büyük futbolcu yapıyor. Hayatta düşüneceksin, kalkacaksın, pardon, düşeceksin, kalkacaksın, ayağın kayacak ama onu deneyebilmek ve o mantalitede olmak değerli. Bence bu ders. Doğru. Ders budur. Onu deneyip oradan da sonuç alabiliyorsan o zaman Barcelona'da oynuyorsun evet. Zaten. Kolayına kaçmayacaksın tabii. Hiçbir zaman. Doğrusunu bulacaksın. Aynen öyle. Hepsini okumayalım şimdi. Çok ama güzel bir röportaj güzel gerçekten. Bir röportaj arkadaşlarımızın eline sağlık. Aslıhan Çil ve Ömer Necati Albayrak'ın. Cenk Enes yarışı Habertürk. Finlandiya karşılaşması için Antalya'da kampa giren milli takımda genç forvet Enes Ünal 11'i zorlamaya başladı. Bu durum Cenk Tosun'un performansına da etki etti. Antrenmanlarda yapılan maçlarda iki forvet oyuncusu birbirlerine nazire yaparcasına fileleri havalandırdı. O zaman beraber oynasınlar. Ya ben Fatih Hoca'dan bunu bekliyorum artık. Çift santrfor. Çünkü bu dönülecek yani. Bu olacak bu iş. Yani dünyada bu iş olacak. Hı hı. Herkes çift santrfora dönecek. Hazır mı diyorsun? Dünya futbolu hazır mı diyorsun?
Madem yok, Türk futbolu hazır mı diyorum. Madem böyle bir oyuncu, böyle bir ekibimiz var. Yani hakikaten bu anlatıldığı gibiyse eğer. İkisi beraber oynasın. Çünkü biz abi, neresi kuvvetliyse oradan bastırmak zorunda olan bir takımız. Ama işte öyle olmuyor ki. Orayı yaptığın zaman geri tarafı bozarsan o zaman bir sonuç... Geri tarafı tutalım. Zaten bozuk. Ben de diyorum ki kuvvetli bir yer varsa ama... oradan yürüyün diyorum. Bol gollü galibiyetler alalım diyorsun. 5-4 falan. Alalım galibiyette. Biz gerisini öyle olur yani. Tamam peki. Ya bunu şöyle söyleyeyim. Bundan 4 sene 5 sene evvel üçlü savunma dediğiniz zaman herkes falan yapıyordu. Hatta 2002'de Dünya Kupası finali üçlü savunma oynandı. Yani Brezilya ile Almanya ikisi üçlü savunma oynadı. Ben bunu anlatamadım. Ne üçlü savunma? Esasında üçlü savunma değil ki. Dörtlü ama üçlü gibi duruyor falan diyordu millet. Ya bayağı üçlü savunma işte. O ne demek ya? Ne o? Dörtlü ama üçlü gibi i̇şte duruyor yani, nedir? Üçlü olmasın da. Yani üçlü kafada sen şöyle... Sen dördüncüyü göremiyorsun aslında orada var. Olabilir. Yani dörtlü savunma... Çünkü üçlü savunma deyince iki kişi adam adam ama arkajla oynar gibi bir kafada bir şey var. Fikri sabit var. Ondan çıkılamıyordu. Şimdi de başka bir şey. Üçlü savunmaya geldi. Herkes aman üçlü savunma işte bak Conte ne güzel yapıyor sen de yapsana filan. Herkes onun peşine düştü. Yarın öbür gün de 4-4-2 net 4-4-2'ye dönülecek. Biz şimdiden dönelim diyorum. Bu moda işi bu iş. Finlandiya ile oynayacağımız karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A milli takımda önceki akşam yapılan idmana Volkan Şen ile Fatih Terim arasındaki diyalog damga vurdu. Vatan Gazetesi'nde Alican'ın haberi. Antrenmanda yapılan çift kale maçta Volkan Şen'in sezonun genelinde olduğu gibi girdiği müsait pozisyonları kaçırması başta Fatih Terim olmak üzere takım arkadaşlarının da dikkatinden kaçmadı. Ya bunun dikkatinden kaçmaması için antrenman yapmaya gerek yok ki. İşte gene bir antrenmanda ben göreyim diyor hoca. Hmm. Terim oyuncusuna bağırarak Kosova Kosova o maçı unutma dedi. Terim öğrencisinden o karşılaşmayı hatırlatmasını isterken Mehmet Topal da takım arkadaşının yanına gelerek sakin ol, sakin kal, atacaksın diyerek destek verdi. Bu kısa konuşmanın ardından gelen 3 topu da 3 güzel golle süsleyen Volkan üzerindeki stresi bir anda atmış oldu. Volkan Ayyıldızlı formayla şanssızlığını 12 Kasım'da Kosova ile oynadığımız karşılaşmada takımın ikinci golünü atarak kırmıştı. Kırdı mı oluyor mu? Hı? Bir kere o zaman... böyle. Fenerbahçe Kulübü Sayın Fatih Terim'in ses kaydını alsın. Evet. Böyle sürekli sahadan Kosova o maçı unutma diye böyle bir ses yayını yapılsın ki Volkan topu çerçeveye vurabilsin. Ya bu yaşa gelmiş oyuncu hala Kosova bu o maçı unutmayla çalışıyorsa artık o makine hala. Enteresan yani. O zaman şöyle yapalım. Finlandiya milli takım teknik direktörü Kanerva şey ve oyuncularından bir şey mi söyleyeceksin? Yok bir şey söyle Allah aşkına dedim. Markus Halski'nin Türkiye maçı öncesi NTV Spor'a yaptığı açıklamaları vereceğiz. Özel açıklamaları. Ama söylediğin konuyla ilgili bir şey söylemek gerekirse Fatih Hoca'nın böyle bir özelliği var biliyorsun. Yani oyunculardan böyle kısa süreli patlamalar yaratarak o maçta istediği sonucu alabiliyor. Demek ki Volkan'la ilgili. Volkan niye çağrıldı bu takıma sorusunun Finlandiya maçı özelliğiyle ilgili bir cevabı olabilir, var. Olabilir. Diyorsun. Umuyorum öyledir. Bizim görmediğimiz bir şey vardır. Umarım. İşte oluyor çünkü. Bunu çok yaşadık. Yani Fatih Hoca özelliği. Olabiliyor. Bunu çok yaşadık. Olabiliyor. Olabiliyor. Olduğu oldu. Ha, olmadığı da oluyor olmadığı ama diyorsun. Olmadığı da oluyor tabii canım. Olmadı. Evet. Her seferinde oluyor. Doğru. O zaman Kanerva ve oyunculardan Hasti'yi dinleyelim bakalım neler diyorlar. I'm very happy to be here. You have very good facilities over here. Gruba çok iyi bir başlangıç yapamadık. Türkiye için de şu aşamada 5 puanın olması iyi bir netice değil. Bu maçı kazandığımız takdirde 4 puana yükseleceğiz. Türkiye'yi 1 puan gerisinde yakalamaya çalışacağız. Hedefimiz tabii ki Dünya Kupası'na gitmek ama bu fırsat bizim elimizde. Cuma günü kazanmalıyız. İki takım için de zor ve çekişmeli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Her takımın 18 puan alma ihtimali olduğunu düşünürsek, kimin birinci olacağını söylemek için çok erken. Türkiye milli takımının bireysel anlamda çok yetenekli olduğunu söylemeliyim. Oyuncu profili olarak çok zengin bir kadroları var. Türkiye maçında takımıma güveniyorum. İyi savunma yapmalı ve orta sahada iyi oyun kurarak hücumda da etkili olmalıyız.
It's nice to be here. Thanks. It's going to be a really tough game. Of course, Turkey home is. Cuma günü çok zor bir mücadele olacağının farkındayız. Finlandiya milli takımı olarak elimizden gelen mücadeleyi vereceğimize inanıyoruz. Takım olarak eksiksiz burada olmamızın bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Türkiye ile kendi sahasında, kendi taraftarlarının önünde mücadele etmenin ve maçı kazanmanın kolay olmayacağının farkındayız. Yine de elimizden geleni yapacağız. Takım olarak kazanabileceğimize inanıyoruz. So we really need to do it together. That's the key to our. Evet. Marco Canerva. Sen benzettin matematik. Yani Helsinki Lisesi matematik öğretmeni. Benim lisede bir tane matematik hocam vardı, ona benziyor. Monsieur Pilisson, ona benziyor biraz. Öyle mi? Yani teknik koç demezsin ya, teknik direktör demezsin, bayağı şey. Bir de şimdi Fatih Hoca eğer... Benim hocaya da benziyor. Benziyor mu? Bizim de Ercan hocamız vardı, ona benziyor dershanede. Gözüküyor. Ben Fatih Hoca eğer motivasyon, yani rakiplerin söylediği üzerinden ya da medyanın söylediği üzerinden, Fatih Hoca bir motivasyon üstadıdır ya. Onu bulur mutlaka yani. Bak, sizin hakkınızda şunu söylüyor. Hani bizim de başımıza geldi ya, biz burada program yaptık. Programda ben futbol beğenmedim dedim. Belli ki onu orada masaj sırasında Fatih Hoca duymuş. Oradan basın toplantısında bir rüzgar yaptı. Takım ayağa kalktı bir anda. Şimdi böyle bir şey varsa hani şey falan dedi ya, çapa mapa nedir o işler falan. Hani. Ya, çünkü bizim program hemen sonrasındaydı. Eğer öyle bir şey arıyorsa şu Canerva'nın söylediklerini bence oyunculara dinletmesi lazım. Çünkü burada şunu söylüyor Canerva. Sizin takım bireysel olarak iyi oyunculardan kurulu diyor. Bu ne demek biliyor musun? Sizde bir numara yok demek. Bize eskiden yabancı teknik direktörler geldiği zaman hep şunu verirlerdi. Türk futbolcusu teknik olarak çok iyi. Ama işte ne demek o? Çalım falan. Güzel çalmadı. Çalınmadım biliyorsunuz iyi da. İyi saydırıyor. 500'e kadar saydırıyor. Yani bir numara yok. O yüzden bunu hani bu söyleni bak, motivasyon buradan motivasyon çıkar. Sizin takımda bir numara yok diyor. Çok net yani. Buradan çıkacak motivasyon yalnız Fatih Hoca'nın motivasyonu. Futbolcudan i̇şte daha çok Fatih Hoca'nın motivasyonu. İşte oyunculara yansıtacak onu. Sen göreceksin Canerva demesin. Ha işte oradan güzel bak çıkar. Dört harika çocuk milliyet. A milli takımda Finlandiya ve Moldova maçları için belirlenen kadroda Avrupa'da forma giyen genç yıldızların yer alması öne çıkan detay oldu. Özellikle 4 genç ismin gelecek potansiyeli vitrine çıkarıldı. Almanya'da Freiburg forması giyen 21 yaşındaki stoper Çağlar Söyüncü, Borussia Dortmund'un yıldızı 20 yaşındaki Emre Mor, bu sezon Hollanda'da golleriyle fark yaratan 20 yaşındaki forvet Enes Ünal ve Süper Lig'de zirve yarışı veren Medipol Başakşehir'in yetenekli futbolcusu 20 yaşındaki Cengiz Ünder. Büyük heyecan katıyor. Yusuf yok bir tek değil mi? Yusuf yok. Neden acaba? Ümit bir takım kadrosunda. Ümit Milli Takım'ın ciddi bir sınavı yok. Hazırlık maçı oynayacak Ümit Milli Takım. Onu çünkü hoca çok sever. Hissiyatım şu. Söyleyeyim. Tamam, hiç tamamen uyduruyorum. Tahmin ediyorum, uydurmuyorum da. Bence Ersun Hoca ile Fatih Hoca konuştular ve böyle bir karar aldılar. Öyle mi? Hele şurada bir oynasın, bir görelim. Çünkü o maçın da bir önemi yok. Oynayacağı maçın. Hazırlık ama maçı çünkü. Ama Yusuf alt yaş gruplarında kendini belli eden oyuncu. Yani herkesin dikkatini çeken oyuncu. Yani sadece Trabzonspor'daki bu i̇şte son 3-5 haftalık erken, maçı değil o. Yani bazı oyuncular vardır Mehmet. Yani sen de biliyorsun ki böyle derin denizde boğulsun dersin. Mesela olabilir. Emre Belözoğlu öyleydi. 16 yaşında Dortmund maçına çıktı. Öyleydi. Işte. Ama bazı oyuncular vardır ki belli bir şimdi daha, çünkü en iyi de hocalar bilir bunu. Ben şöyle düşünüyorum. Ersun Hoca bence Fatih Hoca'yı ikna etti o konuda. Olabilir mümkün mi? Mümkün. Sende bilgi de vardır. Hiç yok. Hiç yok. Hiç mi? Yok. Ya şunu söyleyeyim. Şimdi Trabzonspor'ların kırılacağı, üzüleceği bir şey yok burada. Çünkü bu oyuncunun bu performansla eninde sonunda bu takımda %100 oynayacağı kesin. Şimdi bazı oyuncular vardır. Dersin ki ya işte bunu çağırıyorsun, bunu niye çağırmıyorsun? Halbuki bilirsin ki bunu niye çağırmıyorsun dediğinde ya bu adam belki bir daha oynayamayacak şu anda. Formu da bir al işte. Hani bizim takımdan da birini al. Yusuf'un durumu öyle değil. Yusuf bu takıma doğru giderse her şey. Kendisi yapacak tabii. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. O kendisi yapacak. Doğru giderse bu takımın hatta belki Avrupa'daki büyük takımdan, işte Arda'nın bahsettiği tarz büyük takımlarda oynayabilecek önemli bir yetenek. Neden önemli bir yetenek? Adamın zihni açık. Görüyorsun bunu. Deniyor. Başka şeyler deniyor. Kalıpların içinde kalmamış.
çok önemli bir şey doğru. sporculukta. O yüzden hani neden çağrılmadı acaba sorusunu sorabilirim. Ama niye çağırmıyorsun hoca demem. Çünkü çok iyi biliyorum ki Fatih Hoca'nın hayatta en çok övündüğü şeylerin başında oyuncu keşfetmek vardır. Oyuncuları ilk milli takıma çağırmış olmak ve keşfetmiş olmak vardır dediğin gibi. Zararın %63'ü bizim. İşte onun için diyorum ya ben. Demek ki bir şekilde ikna oldu. Olabilir. Ya da bu maçta ihtiyacı yok. Olabilir mi? Ama yine de bir kadroda görürdü. Ha? Alıyordur herhalde Abdullah Hoca'nın raporlarını ya. Yok bir sürü soru sorulabilir bu konuda. Haklısın ya. Var mı reklam arası falan? Reklam arası mı vermek istiyorsun? Bilmiyorum senin kulaklıkta bir problem var galiba. Kulaklıkta yok, kulaklıkta problem sağlam. Var mı? Okay. Tamam. Efendim? Devam. Kulaklıkta tamam. problem yok. Kulaklık. Kulakta olabilir. Ya yani ikinci de anladım ama devam diyor. Evet. Uğur Kalakullukçu'nun Sabah gazetesindeki haberi. UEFA Finansal Fair Play direktörü Andrea Traverso futbol zirvesinde yaptığı etkili sunumla dikkatleri üzerine topladı. 19 sayfalık sunumdan ses getirecek tespitler. Şimdi Uğur'un tabii bu dikkatini çekti. Bizim de bu dikkatimizi çekti ama bizim genelde memleket olarak dikkatimizi ne çekti? Fikret, ne Fikret'i ya? Bırak Fikret'i ya. Falan, anladın mı? Biz bu buralardayız daha çok. Magazinindeyiz işin. O yani da önemli canım. Magazini ya de konuşulur. Anladım da bunun bir dengesi yani. Olur. Eğlenceli. Bunun bir dengesi doğru olur. Doğru söylüyorsun. Ya şununla karşı karşıyayız. Çok net olarak. Bütün takımlarımız çok ciddi cezalar alabilecek durumdalar. Bu Avrupa Kupalarına katılmama olmayabilir. Bu derece olmayabilir. Transfer yasağı gelebilir. Adam onları söyledi. Ama evet. dikkatimizi çekmiyor hiçbiri. Çekti canım. Yayınlar yaptık. Haberler çıktı. Biz gene yaptık, haber okuyoruz. Biz yaptık. Genelden bahsediyor. Canım o da önemli. O magazin de güzel. Yani magazin, o da olmaz, eğlenceli. Olmazsa olmaz. Canım, olmasın demiyorum. Olsun tabii. Ben de seviyorum. İşimiz bu hatta belli oranda. Değil mi? Doğru. Rapordaki en çarpıcı ayrıntı Avrupa'daki 700 üst düzey kulübün toplam borcundaki Süper Lig payıydı. Şunu biraz daha ciddiye alalım diyorsun sen değil mi? 2011'de Avrupa kulüplerinin gelir gider farkı 1.6 milyar dolarken Türkiye'de sadece 40 milyon euroydu. 2015'te ise Avrupa toplam zararını 323 milyon euroya düşürürken Türk kulüplerinin zararı 204 milyon euroya çıktı. Yani 700 kulübün zararının %63'ü süper takım, lig takımı. Bak sana bir şey söyleyeyim, bu akıl alır gibi bir şey değil. Bak şimdi biz hep Avrupa bizi sevmiyor, sevmiyor falan hayatımızı geçiriyoruz ya. Ya düşün, Finlandiyalı neydi arkadaşın adı? Matematik öğretmeni Sayın Marko Kanerva'nın yerindesin. Şimdi senin önüne şu rakam geliyor. Deniyor ki Avrupa'nın toplam zararı bütün Avrupa'nın 323 milyon euro düşer ya düşmüş oraya inmiş. Türkiye'nin 204. Ne kadar? %63'ü. Bak normal şunu yapar. Abi bunları atalım dışarı. Bu Türkiye'yi sevmemekle, bizden nefret etmekle, Müslüman düşmanı olmakla falan alakalı bir şey değil. Otomatik olarak adam bunu düşünür. Ama biz bundan ne sonucu çıkardığımız önemli. Biz bu zararı niye yapıyoruz kardeşim? Yani bize faydası ne? Şimdi zararı şunun için yapıyorsak. Ya Messi'yi alıyoruz, Ronaldo'yu alıyoruz. Ya arkadaşım son 5 sene Şampiyonlar Ligi'nde 4 tane kupamız var. Birincisinde de finaldeydik yani. Yani bunları onlar olsa dersin ki bak bizim zararımıza kafayı taklar, başarılarımızı küçümsüyorlar. Bizim arkamızdan kuyumuzu kazıyorlar. Bütün dertleri bizle bunların. Gibi bir komplo üzerine. Ya batık sensin. Çalan sensin. Çalınıyor. Bu paralar çalınıyor. Bak çalınmaması mümkün değil. Kimse bana bunu anlatamaz. Bu biz hata yaptık. Ya peki stadına çelik alırken de aynı hatayı yapıyor musun? Kendi inşaat şirketinin betonlarını alırken, çimentosunu alırken aynı hatayı yapıyor musun? 9 tane transfer yapıyorsun, bir tanesini oynatabiliyorsun. Sonra da ya 1 lira kar edecektik, 128 milyon lira zarar ettik. Sonra diyorsun ki ne yapalım, hata bu. Bu hata değil. Buradan birileri para götürüyor. Götürüyor. Evet.
Kusura bakmasın kimse, götürüyor. E şimdi bunu adam dışarıdan baktığı zaman, ya biz bu kriterleri koyduk. Bunları borcumuzu 323'e indirdik. Bunlar 41'den 204'e çıkardı. Burada bir kara delik var der. Bak, burada zarar var demez. Burada normal mantıklı bir insan der ki burada kara delik var kardeşim. Burada ya para çalıyorlar, ya para aklıyorlar, bir şey oluyor burada. Peki bunun önüne nasıl geçersin? Denetleyerek geçersin. Denetliyor muyuz? Denetlemiyoruz. Bak tek bir cümle söylüyorum. Yapacağımız iş şu. UEFA kriterleri neyse Futbol Federasyonu'nda aynısını uygulasın. Küme düşeceklerse küme düşsünler. Dördüncü lige düşeceklerse Glasgow Rangers gibi dördüncü lige düşsünler. Ama hepsine eşit olarak bunu yapsınlar. Ondan sonra bakalım ceza var mı yok mu? Ya da zarar var mı yok mu? Çok konuştum, kusura bakma. Evet. Evet. Mecburen konuşacağım. Mecburen. Yok canım, çok konuştun. Evet. Yani şey bağlıyorum. Cümleyi bağlıyorum. Dün o İspanyol kimdi? Yine konuşmacılardan bir tanesi şey demişti. Yani finansal fair play kurallarını kendi ülke geleneklerimize uyarlayıp bir sistem yarattık ve onu uyguladık. Tabii. Çünkü orada şirketler az. Borcu ondan, bütçede borçlanmamak için öngörü lazım. Tabii. Bak bu iki cümle. Ne dedik biz? İkisi de var bizde. Ayağını yorganını uzat, göre uzat, damlaya damlaya göre olur. E bizde var bu sistemler. Var. Avrupa'nın üst düzey 10 liginde geliri en çok artan ikinci yapı olmasına rağmen Süper Lig ekonomik anlamda açık ara en kötüsü. 18 kulübün 13'ünün zararda olduğunu vurgulayan raporda vergi dahil edilmeden dahi Türk kulüplerinin %12 zararda olduğu, vergi sonrasında oranın %30'lara çıktığı vurgulanıyor. Bizimle aynı sınıftaki İtalya ve Rusya'da dahi bu oran %18'i geçmiyor. Bak Avrupa'nın kara delikleri. Hiç de şey değil yani bu isimler, değil mi? Türkiye, Rusya, İtalya çok tahmin edilebilir. Süper Lig'in Avrupa sonuncusu olmasının en büyük nedeni kulüplerin bütçesinin tamamını maaş ödemesi ve transfere ayırması. UEFA'nın maaş bütçesi gelirin %70'ini geçmemeli kuralına karşı Türkiye'de bu oran %80'le Rusya'dan bile geride, %76'ymış Rusya'da. İşin içine transferler girince bu oran %89'a kadar yükseliyor. Bir başka vurucu mesele toplam borç sorumluluklardaki felaket tablosu. 2015 verilerine göre kulüplerimizin toplam değeri dahi borçlarının yalnız %55'ini ödemeye yetiyor. Verilere göre bu oran 2014 yılında %63'tü. Süper Lig ekiplerinin ortalam yani borçları değerinin iki katı. İki katı. Bir de üstüne üstlük bir sonraki şeyle de birleştirelim onu. Süper Lig ekibi ya okudukça canı sıkılıyor. Süper Lig ekiplerinin yaş ortalaması 27.1 ile tüm ligleri solluyor. Geliri bizden az olan Belçika, Hollanda, Portekiz gibi ülkelere dahi altyapı yatırımında geçildik. Ortalama bir Belçika takımı altyapıya 2,5 milyon euro harcarken Süper Lig ortalaması 2 milyon 74 bin euro. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Sonra zirve. Zirve ama zirvede konuşma yapılıyor. Konuyla ilgili konuşma yapılıyor. 15 kişi var salonda. Akşam Avrupa'da Avrupa'ya kursa gidin, futbolu yönetin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan futbol zirvesinde Emre Belezoğlu ve Volkan Demirel'e Türk futbolunun gelişimi için çağrıda bulundu. Erdoğan, Emre ve Volkan'a futbolu bıraktıktan sonra Türk futboluna hizmet etmelisiniz. Avrupa'da kurslara ve eğitimlere gidin, kulüplerimizin kalkınmasına yardımcı ve destek olun diyerek yıldızlardan beklentilerini anlattı. Ya futboldan gelenlerin futbolu yönetmesi evet ama hakikaten bu kursları, eğitimlerini almaları lazım. %100. Bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra devam edecek programımız değerli seyirciler. Ama öyle bağlanma. ntvspor.net Galatasaray Olimpiyat'a taşınıyor. Galatasaray Florya Metin Oktay tesislerindeki antrenman sahasındaki çukurlar nedeniyle mi? Bozuk olmasından dolayı idmanları farklı bir yerde ortada yapma kararı. Ortada kuyu var, yandan geç. Tesislerdeki sahaya bakıma alacak Galatasaray bu süre sarfında antrenmanlarını Olimpiyat stadında yapacak. Galatasaray'da Eren Derdi yok ve Kavan da ya bak bazı şeyleri ben anlamakta çok zorlanıyorum Mehmet ya.
Şimdi Florya'daki zemin bozuk olduğu için birçok sakat çıkıyor değil mi orada? Bir arada Beşiktaş'ta vardı bu hikaye. Ya peki sakatlıklar olduktan sonra niye taşınıyorsun? Daha önce niye gitmediniz? Yani bu saha bozuk görmüyor musun? Orada çukur var. Ya bu adamlar, o senin orada koşturduğun, antrenman yaptığın adamlara yılda 4 milyon euro ödüyorsun. İstiyorsan şu Uğur'un haberinden tekrar söyleyeyim sana. Orada yazıyor mu? Yazıyor. Hollanda, Portekiz, Belçika gibi ülkelerde dahi altyapı yatırımında geçildik. Ortalama bir Belçika takımı altyapıya 2.5 milyon euro harcarken Süper Lig ortalaması 2 milyon euro. Cevap bu. Evet. Umurunda değil kimsenin ya. Ben sana söylüyorum. Kavanda için Trabzonspor'a verdiğin. Bence bir altyapı tanımı yapmak lazım. O bonservisi kim verdi? Kim verdi kardeşim? Bu adamın çıkıp, şimdi mali kurulu var ya. Galatasaray'ın mali kurulu yapılacak. İbra edilecek mi edilecek? Ben Galatasaray kongre üyesi olsam çıkarım derim ki bu Kavanda'ya 1.7 milyon euro bonservis verme kararı kime ait? Kim ama? İsim istiyorum ben yani. Biz yönetim kurulu falan değil, yok. Kim? Fuat, Mehmet, Süleyman, kim? Levent Nazifoğlu'nu atarlar muhtemelen, onun da suçunda istifa etti ya da Alp Yalman'a. Alp Yalman da bu sabah ayrılmış. Onlardan birini atarlar. Kim? Bu kararı kim verdiyse derim ki kardeşim şu zeminlerin hepsini cebinden yapıyorsun. Kara delik. Bak o altyapı tanımını yeniden, daha doğrusu altyapı tanımlamak lazım. Çünkü altyapı ne demek? Yani biz altyapı futbol okulu açmak zannediliyor. Futbolu da nasıl açıyorlar biliyorsun. Gidiyorsun kulübe 5000 lira yatırıyorsun. Sonra gidiyorsun bir tane de halı saha buluyorsun, orada açıyorsun. Tabii yalandan. Yalandan. Ya o altyapı çalışması olarak açıklanıyor herhalde, altyapı ona diyorlar. Herhalde. Ya antrenman sahanda niye çukur var? Antrenman sahanda çukur varsa niye oyuncuların sakatlanması, 5 tane oyuncu sakatlanmadan niye gidip, yani o sahayı da yeni saha alsan tabii canım, daha düşük maliyet yani oyuncuların sakatlanmasından. %100. Ve takımın şampiyonluk ihtimali varken. 1.7 milyon euro ihtimali varken. 1.7 milyon euro vaat üzerinde. 1.7 milyon euro alamaz mısın bir tane böyle saha yapabileceğin bir arazi? Oho. Ha? Sahanın kendisini alırsın, bulursun. Ya çok enteresan ya. Bunu benim anlamam mümkün değil. Hiç yani gerçekten inanılmaz bir şey. Rica ediyorum. Galatasaray'dan rica ediyorum. Kavanda'ya bu parayı verme kararı kime ait? Bunu sorsunlar. Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Kavanda, Florya Metin Oktay tesislerindeki antrenman sahasının bozuk zemininden dolayı sakatlanmıştı. Önümüzdeki yıllarda Kemerburgaz'da alınması planlanan yeni tesislere geçmeyi planlayan Galatasaray bu nedenle Florya'da tesislerin zeminine yatırım yapmak istemiyor. Ya tabii ki ne gerek var? 6 milyon euroluk Snyder'ı oynatıyorsun orada. İşte 4,5-5 milyon euroluk Mosler'a falan. Onlar orada taşta tarlada antrenman yapsalar da olur. Çok enteresan. Bu şeye benziyor ya mesela. Ya ben bunları bak neyi anlamıyorum musun? Dursun Özbek yönetiminde bunların olmasını anlamıyorum. Şimdi Dursun Özbek'i beğenmiyor ya Galatasaray taraftarı. Evet. Ki bunlara bakarsan beğenmezsin hakikaten. Ama bunlara o kadar kafayı takan, o kadar önemseyen, yani detaylarla uğraşan, hakikaten %100 çok iyi niyetli bir adamı herhalde Levent Nazifoğlu'nun dediği gibi etrafında birileri kandırıyorlar. Yani çok gerçekten anlaşılıyor. Ya şey gibi bu, düşünsene mesela şey Formula 1 yarışında Hamilton'ı transfer ediyorsun ama 85 model arabayla yarıştırıyorsun. Bir de mıcırda. Ha mıcırda. Mıcırda arabayı sürüyorsun mıcıra. Çok gerçekten anlaşılır gibi değil ya. Sabah Aslan'a stat ve salon müjdesi. Başbakan Binali Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Türk Telekom Arena'nın üst kullanım hakkı ve stadın yanına yapılacak basketbol salonunun görüşüldüğü öğrenildi. Ziyaretin olumlu sonuçlandı. Başkan Özbey'in cumartesi günü yapılacak kulübü mali genel kurulunda stat üst kullanım hakkını aldıklarını ve salon için son imzaların atıldığını açıkladığını belirtti. Özbek'in ayrıca salonun maketini de mali kongrede sergilemeyi planladığı ifade edildi. Şimdi. Hadi bakalım ne geliyor? Şimdi Ünal Aysal'ın önü tamamen açılmış bulunuyor. Rahatladı. Başkanlığa alt yapı, da olabilir. Altyapı diye buna derim. Tabii, ben. Tabii hazırlandı, her şey hazırlandı. Bir de şu mali şeyden de yırtarsa, UEFA'dan da hani seneye Avrupa'da olabilirsiniz. Hak şeyi gelirse,
lisans çıkarsa, çünkü herhalde bu ay sonunda falan o da riskli ama çıkmayabilir. Ya da bir ceza şey olabilir, işte transfer kısıtlaması bilmem ne falan, bütün kulüplerimiz için geçerli de. Çünkü Galatasaray bütçesi, şimdi sadece şey üzerinden konuşuluyor mevzu, 65 milyonluk maaş sınırı. 62 milyonluk muydu? 65. 65 milyon. Ama tabii bütçeye de denk tutman lazım. Yani oradan da patlayabilirsin. Şimdi o da çıkarsa Ünal Aysal başkanlığına adaylığını koyar. Ünal Aysal zaten bunları bekliyordu. Riva'nın satılması. Bir onu bekliyordu. İki, stadın üst kullanım hakkının alınması. Onu bekliyordu. Bir de mali olarak bir rahatlama. Birazcık bir rahatlama olursa Ünal Aysal döner. Zaten çalışıyor. Zaten çalışıyor. Hı hı. Bu konuda yani çalışmıyor. Herhalde kimse demez. Bayağı gazetecilerle görüşmeler oluyor. Kongre üyeleriyle görüşmeler oluyor. Bayağı altyapı çalışması. Orada altyapı, onun altyapısı iyi gidiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Tudor yönetimle görüşerek kontrat görüşmelerinin sezon sonuna bırakılmasını istemiş Vatan'ın haberi. Gelecek sezonu düşünen Tudor, yola hangi oyuncularla devam edeceği kararını henüz vermedi. Hırvat çalıştırıcı bu nedenle bazı oyuncuların sözleşme uzatılması, bazılarının ise kontratlarının iyileştirilmesini beklediği ortamda yönetime sezon sonuna kadar beklenmesi yönünde talepte bulundu. Tudor'un yönetime benden habersiz oyuncularla görüşülüp imzalar atılmasın, performanslarına göre sezon sonu karar verelim dediği öğrenildi. Bir önceki haberle ilgili söylemediğim bir şey var, onu da söyleyeyim. Neden böyle dedim? Çünkü bu işi, yani bu stadın üst kullanım hakkını almak, stada sahip olmak, salonun için imza atmak falan. Bunu Galatasaray yönetim, Galatasaray Kongresi'nde, Galatasaray camiasında şu anda yapabilecek çok az sayıdaki adamdan biri, belki tek Dursun Özbek'ti ve yaptı. Bunu başka kimse yapamazdı. Dursun Özbek'i eleştirirsiniz, edersiniz, her türlü şey söyleyebilirsiniz. Her türlü eleştiri okey. Ama Dursun Özbey'in bu yaptığını başka yapacak kimse yok. Süre mi bitti? Galiba. Son iki dakikaymış. Şu fotoğrafları verelim diyorum ben. Ne verelim. Bilirsin? Brezilyalı engelli yüzücü Linhares. André Linhares'in fotoğrafıyla başlayalım. Amerikalı golcü Ricky Fowler. Golcü mü dedim ben? Sanki öyle duydum ben. Değil mi? Golfçü demem lazım halbuki. Katalunya bisiklet yarışlarından bir fotoğraf. Badminton şampiyonasında Endonezyalı sporcuların sevinci. Evet, bunlar dünya şampiyonu falan olmuş herhalde. Herhalde. Bitti program. Yarın yine var. Mehmet Demirkol'la birlikte spor servis. Bu hafta Cuma da var. Efendim? Bu hafta Cuma da var. Ha doğru. Cuma günü de yapacağız. Milli maç özel. Milli maç özel. Bu arada benim kulaklığın şeyi bu. Ben yani başlam- merak eden geleceği görüyorum. Programımız bitti. Yarın birlikte olmak üzere. Hoşçakalın efendim.